Emel Hanım, sizden İnci Taş'ın kuruluş hikayesini ve sizde yer eden bir anınızı bizimle paylaşmanızı isteyebilir miyiz? Yıllar öncesine gitmek çok güzel bir gün bugün. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. İnci Taş'ın hikayesi Cevdet İnci ile birlikte başlıyor ve yıllarca İnci ticaret olarak devam ediyor. Ve 75 yılında bütün kurulan kaynakları daha büyük bir aile olmak üzere bayileri ve ortaklarıyla birleştirmek üzere İnci Taş Anonim Şirketi'ni kuruyor. Ve ben kurucular arasında yer alıyorum. O zaman üniversiteye yeni bitirmişim. Yeni yeni iş hayatına katılıyorum. Dolayısıyla kurumsallaşmanın da ilk adımı oluyor İnci Taş. Çünkü çalışanlar ve diğer bayiler ortakları arasında yer alıyor. Büyük bir paylaşmanın hikayesi İnci Taş'ın kuruluşu. İnci ailesi İnci Taş bayileri ile çok güçlü ilişkiler kurmuş. Bugün Anadolu'nun neresine gidersek gidelim çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Çok duygu dolu anılar paylaşıyorlar bizlerle. Acaba o dönemde bu ilişkiler nasıl kuruldu? Bu bayi ilişkilerinde, müşteri ilişkilerinde neler en öncelikli konulardı? Birçok şey paylaşılırdı. Babam sohbeti severdi ve bunu daima yemek masalarında birlikte sohbet ederek karar verirdi. Genelde ilişkileri aslında kurumlarla değil, kişilerle kuruyorsunuz. Ve o kişiler önemli. Aynı zamanda İnci Taş'ın bayileri. Birlikte geleceği kurmak, İşe pazarlamadan başlamak İnci Taş'ın misyonu. Başlangıç misyonuydu bence. Çünkü bir şeyi üretirsiniz, eğer onu satamıyorsanız çok bir şey ifade etmez. O nedenle babam her şeyi vaktinde yapılmasını çok önemserdi. Okka terazi düzerken pazar dağılmasın derdi. Dolayısıyla hepsini vaktinde, zamanında o iletişimleri kurardı. Hep bayram, yeni yıl, herhangi bir kuruluş yıl dönümünde mutlaka kutlamalar ve kutlama kartları gelir giderdi. Hatta onları kocaman sandıklarla eve getirir. Hep beraber o kutlama kartlarını yazardık. Yıllar yılı, şimdi artık bütün bunlar internette ve online olarak kutlanıyor. Ama biz hep, babam hepsine özel not yazar, imzalardı, gönderirdi. O kartları almak bayilerimiz için ve çalışanlarımız için önem taşırdı. Neşe Hanım, size sormak isterim. Sor bakalım. Bugün İnci ailesi için İnci Taş sizce ne ifade ediyor? İnci Taş tabii ki çok şey ifade ediyor. Çünkü her şeyin başlangıç noktası. Şimdi 68 yıllık bir grubuz diyoruz. Aslında 68 yıllık olan İnci Taş. İlk göz ağrımız. Bütün her şeyin temeli orada atıldı. Bugün de şu anda halen daha pazara en çok dokunduğumuz, bayilerimizle en çok iletişim halinde olduğumuz şirketimiz yine İnci Taş. Benim de anılarımda çok yer alıyor İnci Taş aslında. İşte annem İnci Taş'ta çalıştığı dönemlerde, çocukluk yıllarım tabii o zamanlar benim. Ben de çok İnci Taş'a o zaman gittim, İzmir'deydi İnci Taş o zaman. Önüme bir tane daktilo koyarlardı. O daktiloyla oynar dururdum yani, ya da uyurdum. O yılları çok iyi hatırlıyorum tabii ki. Halen daha bütün manevi değeri var bir kere bizim için, ilk olmasından ötürü ve her şeyin temeli olmasından ötürü. Bu yüzden çok seviyoruz İnci Taş'ı. Ben sana o zaman bir soru sorayım sevgili Şefika.
Gelecek hedefleri ne İncitaş'ın? İncitaş tabii 1952'den bu yana var olan bir şirket, faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bizler için de öncelikle hedef daha uzun yıllar İncitaş'ın faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak. Bunu sağlayabilmek için de gerekli altyapıyı, ürünleri, hizmetleri ve sistemleri İncitaş'a, yetkinlikleri İncitaş'a dahil etmeye çalışıyoruz. Bugün bu kadar hızlı değişen bir ortamda bizim de satış şekli, bu kadar hızlı değişen ortamda satış şekilleri, iş modelleri sürekli değişiyor. Bizler mevcut kaslarımızı koruyarak, güçlü yanlarımızı koruyarak yeni iş modelleri, yeni satış modellerini de hızlıca şirkete adapte etmeye çalışıyoruz. Gelecek ile ilgili İncitaş'taki en önemli hedefimiz karlı, sürdürülebilir şekilde yeni ürün ve hizmetlerle büyümesini sağlamak. İyi yolculuklar diliyoruz. İncitaş'a da başarılar diliyoruz 2021 yılı için.